Bu seride web teknolojilerini kullanarak baştan sona bir oyun yapmaya çalışacağız. Bu web teknolojileri HTML, CSS ve JavaScript kullanacağız temel olarak. Bunlar web sayfalarında geliştirildiği teknolojiler. Yöntem olarak yaptığım şeyleri olabildiğince ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Yani bir proje yaparken bu teknolojileri öğretmeye çalışacağım. Bu teknolojiler içerisinde projemiz için ihtiyacımız olan kadarını yeri geldiği zaman aktaracağım. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum? Daha önce de çözdüğümüz etkinliklere bakarsak, üstten görünüş, bir hareket eden bir nesnem var ve bir hikaye var. Bu nesnem bir şeyler yapması gerekiyor. Onları yaptığı zaman bölümü geçecek. Bununla ilgili önceden bazı notlar aldım. Nasıl bir oyun yapmak istiyorum? Oyuna Kelebeğin Macerası ismini verdim. Oyunun konusu bir kelebek var, üstten görünüş. Harita üzerindeki çiçeklerden ve elmalardan karnını doyuruyor. Karnı doyduğu zaman ve haritadaki anahtarı ele geçirdiği zaman kapıdan çıkıp oyunu bitirebiliyor. Böyle basit bir oyun. Tabii bu oyunun en ayrıntısını hazır bir kod olmadan yazacağımız için uzun sürecek. Ama bu oyunu tamamladığımızda birçok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bütün olabildiğince ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Bir kod yazmamız gerektiğinde o kodu ayrıntılı olarak anlatacağım. Bir program kullandığımızda orada kullandığımız şeyleri anlatmaya çalışacağım. Burada bazı kurallar yazdım. Bazı nesneler, bazı klaslar yazdım. Bunları yeri geldikçe kullanacağız. Bu kuralları uygulamaya çalışacağız. Şimdi kafamda bir taslak oluşmaya başladıktan sonra benim yapmam gereken oyunu bir grafik programında bir taslak çizmek. Kafamda oluşturduktan sonra bunu bir yazılımı bilgisayara aktarmak, bu taslağı. Onun üzerinde oynamalar yapmak. Ben grafik programı olarak şöyle Illustrator benzeri vektörel bir resim programı kullanıyorum. Inkscape diye. Neden bunu kullanıyorum ve bunu nereden bulabilirsiniz? Bunu şöyle göstereyim. Alternatif alternative2.net sitesinden faydalandığımız siteleri de bir yere not edip bu makalenin altında yayınlayacağım. Vektörel en çok
Adobe Illustrator kullanılıyor vektörel çizimlerde. Tabi bu ücretli bir program. Bu aşağısında bu sitede onun alternatiflerini bize söylüyor alternatif olarak. Ücretsiz, benim kullandığım bu yazılım ücretsiz. Burada web sitesine girip kendi işletim sisteminiz için indirebilirsiniz. Vektörel olduğunu söyledim. Photoshop'tan biraz farklı. Genelde oyun tasarımı ya da web sayfası tasarımında Photoshop ve onun benzeri programlar kullanılır. Benim vektörel seçmemin sebebi çizdiğimiz şeyler üzerinde daha fazla hakimiyet sahibi olmamız. Bu yüzden vektörel bir çizim programını tercih ediyorum. Şimdi kendimize bir taslak çizelim. Taslak çizmek için bize bazı resimler gerekiyor. Ben buraya ne not almışım mesela? Çiçek, elma. Burada nesneleri söylemişim. Oyunda kullanmak istediğim nesneler, taş, duvar, ağaç, anahtar, çim, kapı, tuzak ve tabii ki kelebek. Bu nesneleri kendimiz çizebiliriz ya da daha önce çizilmiş nesnelerden internette arayıp bulabiliriz. İki yerde nesne arayacağım. Biri Google'ın resimlerin bölümünde, diğeri de bir ikon sitesi. Ben bunun için ikongal.com adresini tercih edeceğim. Mesela bana elma gerekiyor. Tabii İngilizce kelimeler kullanacağız aramalar yaparken. Yazılımlar İngilizce olacak çoğunlukla. Bunun için de bir çeviri Google Translate sitesini kullanabilirsiniz. Aklınızdaki resmin ya da düşündüğünüz kelimenin İngilizcesini bilmiyorsanız. Evet. Elma, apple, bana bir tane elma resmi gerekiyor. Şimdi ikonlarda bazı standartlar var. Daha önce biliyorsunuz piksel etkinliklerde piksellerle çalışmıştık. Piksel demek 16 piksel. Yani yan yana 16 noktadan oluşuyor ve yukarıdan aşağıya doğru da 16 noktadan oluşuyor. 16'ya 16 piksel bir resim. Burada 32, 48, 64. Bunlar bazı standartlardır. İkonların standartları. Eğer biz istediğimiz, çizeceğimiz resimleri bu standartlarda seçersek internette bulma olasılığımız daha kolaylaşır. Mesela ben şimdi 32 piksellik bir standart düşünüyorum. Her bir kare, benim her bir karem 32 piksel olsun şurası. Bir karenin içine bir elma koyduğum zaman o 32 piksellik bir yer kaplasın. Evet, şimdi bir elma seçeyim kendime. Bu elma güzel.
İndiriyorum. Bağlantıyı farklı kaydet. Masa üstüne bir klasör açtım. İçine resimleri koymak için Access diye bir klasör açtım. Buna bir isim yazıyorum. Yazılım programlama yaparken dosya isimlerini boşluksuz, küçük harf ve Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermek gerekiyor. Yoksa hata çıkabilir, dosya bulunamayabilir. Çünkü desteklenmiyor. Kendi bilgisayarımızda Türkçe boşluklu yazabiliriz ama yazılım bir dosyaya ulaşmaya çalıştığı zaman boşluk olması, Türkçe karakter olması sorunlara sebep oluyor. Büyük harf olabiliyor ama alışkanlık olarak bu standartta yazmamız sorun çıkmaması açısından daha iyi olacaktır. Evet. 32 piksellik PNG formatında bir tane resim buldum. Şimdi belli başlı formatlar var. Bu resim formatı. Bizim kullanacağımız birkaç resim formatı var. En çok kullanılanları ben size söyleyeyim. JPEG, GIF, PNG, bu PNG ve BMP'yi de söyleyelim. BMP kullanılmıyor. Ama o da önemli resim formatlarından bir tanesi. Bunların aralarındaki fark resim formatı demek. Mesela şöyle göstereyim. Şu resmi not defterinde açarsam birçok karakterler, birçok karakter çıkacaktır. Text. Bilgisayar bu text, bu metinden, bu karakterlerden bu elma resmini oluşturuyor. Şimdi bazı algoritmalar var. Mesela JPEG resim formatı manzara resimlerini düşük boyutta gösterebilmek için tasarlanmış bir algoritmaya sahip. O yüzden biz manzara resmi gibi resimler kullandığımızda onu en düşük boyutta JPEG olarak kaydediyoruz. Bu aynı elmayı farklı bir resim formatına çevirdiğimizde GIF'e ya da JPEG'e buradaki metin değişecektir. Ama o metni okuyan hangi resim formatıysa o formata göre okuyan algoritma onu yine bu aynı elma şekline dönüştürecektir. GIF formatı eğer resimde az renk varsa, mesela az renk kullanılır. Mesela bu resimde de öyle. Kırmızı tonları ve yeşil var. Bu resim yine GIF formatında düşük bir dosya boyutuna sahip olabilir. PNG katmanlı ve kaliteli bir format. Aynı zamanda da BMP'ye göre yine sıkıştırılmış, yani dosya boyutu daha küçük bir format. Biz genel olarak PNG kullanacağız. GIF ve JPEG kullanmayacağız. Ayrıca GIF'in bir özelliği de arka arkaya konulup animasyonlu resim olarak da kullanılabiliyor. BMP biraz dosya boyutu ağır. Eskiden daha çok kullanılıyordu. Şimdi artık pek fazla yok. Çok da fazla bu konularda bu kadar bilgi herhalde yeterli. Bir tane elma resmini bulduk. Bakalım devam edeyim. Benim başka hangi resimlere ihtiyacım var? Çiçek resmine ihtiyacım var. Çiçeğin İngilizcesi neydi? Olur. 32 piksellik ya da daha yüksek pikselli de bulup ne yapabilirim? 32 piksele küçültebilirim. Ama 64
64'e 64 kareyle çizilmiş bir resmi 32'ye 32'yi bir kareye sıkıştırdığımda ne olacak? Görüntü kalitesinde kayıplar olacak. Orijinali gibi canlı net görünmeyebilir. Bazı kayıplar olur. Ayrıntılarda kaybolmalar olur. Olabildiğince ben 32-32 bulursam bu çözünürlükte kullanacağım için şu mesela güzel. Bunu tercih edeceğim ama bulamazsam tabii daha yüksek çözünürlüklere de bakabiliriz. Daha küçük çözünürlük de büyütülebilir ama o daha kötü olur. Çünkü 16'ya 16 noktayla noktada oluşmuş bir resmi 32'ye 32 yaparsak bulanıklaşır. Bakalım, bir tane de çiçek bulduk. Taş bulalım bir tane. Şu taş güzel mesela. Bunu da kaydediyorum. Bu da iki format vermiş resim formatı. Bir PNG, bir de ICO. ICO da bu bilgisayarın ikonlarında kullanılan format. Bunlar daha çok ikon olarak kullanıldığı için burada ICO da vermiş. Şunun anlamı ticari bir iş için kullanmadığınız sürece kullanabilirsiniz. Birileri çiziyor. Bir tane ağaç bulalım. Daha birkaç çeşit. Şu ağaç güzel. Başka bir ağaç daha bulalım. Elim ağaç. Şu ağaç da güzel. Başka ne gerekiyor? Ağaç. Anahtar. Bir tane anahtar bulalım. Şöyle küçük bir anahtar olsun. Şu mesela. Şu büyük olur. Şu anahtarı farklı kaydedelim. Çim. Çimin İngilizcesi neydi? Şu çim güzel. Çok da fazla çim yok zaten. Bu dekoratif olacak bazı yerlerde, haritada. HTML olarak kaydetmeye çalışıyor. İçeri girelim. Tamam. Şimdi oldu. Bir tane kapı, kelebek, tuzak, duvar gerekiyor. Duvara bakalım. Mesela şu duvar öyle bir duvar olmalı ki yan yana eklediğimizde birbirini tamamlamalı resim. Böylece hatta iki çeşitli duvar alabiliriz. Bir beyaz, bir kırmızı. Kenarları başka renk. İçeri koyduğumuz duvarları başka renk yapabiliriz. Şu duvara bir bakalım. Şu bir tane de beyaz alalım. Böylece internetten
kafamızdaki oyunu yapacağımız resimleri bu tarz sitelerden arayarak bulabiliriz. Kapı ve tuzak. Tuzağın İngilizcesini bilmiyorum. Tuzak, trap. Trap oyunlarda oluyor. Burada mesela tuzak yok. Tuzakla ilgili pek bir grafik yok. Hiç grafik yok hatta. Burada aynı şekilde Google'da görsellerde arama araçları boyut, tam boyutu siz girin diye bir seçenek var. Ya da ikon seçeneğini seçebiliriz. İkon olsun diyebiliriz. Trap yazabiliriz. Burada daha çok tabii seçenek çıkacaktır. İkon yerine tam boyut girmek istiyorum ben. Çünkü büyük büyük resimler çıkıyor. Evet. Gerçi trap görünmez olacağı için göremeyeceğiz. Üzerinden geçtiğimizde fark edeceğiz. Neyse, şimdilik geçelim. İhtiyacımız olursa ararız tekrar. Bakarız. Şimdilik bunlar bizim işimizi görür. Kapı. Kelebek. Kelebek. Bir tane de kelebek. Kelebek bulalım. Şöyle. Bir tane kelebek. Şu güzel. Bu da farklı kaydedelim. Evet. Evet, ihtiyacımız olan birçok şeyi bulduk. Bu siteyi de buraya ekledim. Şu siteyi de şuraya ekleyeyim. Daha sonra link vermek için unutmayayım. Şimdilik yeni bir sayfa açtık. Kaydedelim bunu. Masa üstünde kelebek. Bu da SVG formatında kaydediyormuş. Sıkıştırılmış SVG. Kaydetsin. Şimdi ekran boyutunu ben şu aşağıdan %100 yapmak istiyorum. Tasarımımı yapmak için. Ne yapacaktım ben? Üstten görünüş. Üstten görünüş yapacaktım. Önce bulduğum, internetten bulduğum resimleri tutup alanımı alıyorum. Çekiyorum. Tamam. Tek tek soruyor. Bir daha sorma. Burada bazı ayarlar var. Bir daha sorma diyorum. Ve bunları bu şekilde bakalım. Aldım. Şurada şimdi arka planla
grid eklemek istiyorum. Yeni bir grid ekliyorum. Grid sayfayı işte bir kareli defter gibi bölüyor. Benim ölçüm ne? Ben her bir karenin 32 piksel kullanıyorum ben bir resim için. Benim için bir birim 32. 32 piksel olmasını istiyorum. Tamam. Şurada bir bakayım. Evet. İkonların DPI ile resimlerin DPI'yı, buradaki resmin DPI'ında farklılık olduğu için eklediğim ikonlar karelerden biraz daha büyük import edilmişti ve bulanıktı. Şimdi onu düzelttim. Nasıl düzelttim? Şunu yapayım, onu da göstereyim. Ayarlardan sormasını istedim benden. Ve bana sorduğunda dosyadakini değil, bu sayfa için standart olanı olan çözünürlükte import etmesini istedim. Şimdi 32 piksel olarak ayarladığım karelerin içine her bir ikon sığıyor. Evet. Şimdi bana şu sayfayı biraz genişleteyim. Şu sayfanın ayarlarından. Bu bir A4 sayfa olarak tasarlanmış. Piksel yapalım. 900 piksele. Yüksekliği de 900 olsun. Kapat. 900'e 900. Şimdi ben oyun alanımın ne kadar olmasını istiyorum. Bir tane dikdörtgen çizeceğim. Benim oyun alanım şöyle bir yer olsun. Oyun alanım. Burada layer'lar var. Katman. Katmanlar. Programı kurarken Türkçe olmasını istedim. Ama bu tarz programları Türkçe kullanmak pek doğru değil. Hem bazı terimlerin Türkçe karşılığı olmuyor. Ya da çok bilseniz bile o terimi Türkçe karşılığını anlayamıyorsunuz onun o işi yaptığını. Bazı terimler bu artık İngilizce'de bu tarz teknolojileri geliştirmeye önderlik ettikleri için bazı terimler İngilizce olarak oturmuş. O şekilde tanınıyor, biliniyor herkes tarafından. Onu o isimle arıyorsunuz. O yüzden İngilizce kullanmak daha doğru. Evet. Şunu kesip layer'ı aşağıya alsam. Şimdi layer 2'de şu ok tuşlarıyla aşağıya indirdim. Şuradaki yanındaki işaret kilitleme, açma. Kilitlediğiniz layer'daki nesnelere dokunamıyorsunuz, elleyemiyorsunuz. Mesela şimdi
Layer 2'yi yerine yerleştirdikten sonra kilitleyeceğiz. Şu an dokunabiliyorum. Ne yapacağım? Şuradaki yerleştirdim yerine ve kilitledim. Artık dokunamıyorum. Diğer nesneleri açarsam onlara dokunabiliyorum. Layer 2'yi tekrar açalım. Çok koyu bir yeşil oldu. Bunun rengini daha böyle pastel bir ton yaparsak daha güzel olur. Evet. Şimdi şu duvar ikonuna bakalım. Duvar ikonunu yan yana koyduğumuzda birbirini tamamlamıyor. Bir boşluk var. Başka bir ikon şey alacağım. Duvar. Bu sefer orada bulamayacağım için direkt Google'a giriyorum. İkonlarda duvar olarak arama seçenekleri, görseller, arama seçenekleri, boyut 32x32. Bu kendini tamamlayan bir duvar. Ben bulayım onu. Evet, o duvar işime yaramadı. İnternetten başka bir duvar resmi buldum. Şimdi kopyala yapıştırla. Bakalım bu duvarları yan yana koyduğunda katmana bakalım. Bunu da Layer 2'yi kapatalım. Böylece seçim yapabilir hale gelelim. Bu duvar resmi kendini tamamlıyor. Bu noktada bittiği noktayla diğer resmin başladığı nokta birbiriyle aynı. Bu yer karolarında da olur evde. Aynı mantık. Bakalım aşağıya doğru ne yapacak? Tamamlayacak mı? Evet, aşağıya doğru da tamamlıyor. Yani göze rahatsız etmiyor gözü. Bu duvar nesnesi olacak. Hareket eden nesneler, kelebek, bu duvara geldiğinde burayı geçemeyecek. Eğer şurayı alırsam, Shift'e basıp diğerlerini de seçiyorum, tamamını. Şuraya ekliyorum. Evet. Böylece oyunun çevresinde bir duvar oluşturmuş oldum. Oyunun çevresinde bir duvar oluşturdum. Oyunda çiçekler olacak. Bir kelebek olacak. Elma olacak. Taşlar olacak. Taş ve ağaçların üzerinden geçilemeyecek. Bir de anahtar olacak. Bir de kapı olacak.
Onu daha sonra tasarlıyoruz. Bu arka plan çok düz olduğu için ona biraz renk vereceğim. Daha doğrusu renk derken desen. Bir tane daha layer ekleyeyim. Layer 3. En aşağıya atacağım layer 3'ü. En altta olacak. Layer 1'i ve layer 2'yi kapatayım. Görmeyeyim. Layer 2'yi aslında kopyalayacağım. Kopyala. Kapat. Layer 3'e gel. Düzen. Yerine yapıştır var. Kopyaladığı yerin aynısına yapıştırıyorum. Ve buradan bakacağım. Renk bölümünden desen seçiyorum. Sand olabilir. Evet, sand olsun. Sonra tekrar katmanlara geliyorum ve diğer katmanları açıyorum. Şimdi Layer 2'deki resmim min altında o desenli katman var. Layer 2'deki resimde bu tek renk düz. Burada renk ayarlamak için genelde kullanılan bu RGB kullanılıyor. RGB'nin anlamı Red, Green, Blue. Yani 3 ana renk. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bu 3 renkten farklı oranlarda birbirine karıştırarak kullanılan bütün renkler elde ediliyor. Bilgisayarda da bir renk 255 0 ya da 255 birim. İşte green'den 227 birim, red'den 100, kırmızıdan 157 birim, blue, maviden de 135 birimin karışımı bu renk oldu, elde edilmiş. Bir de alfa var. Alfa da şeffaflık. Normal hayatta da mesela atıyorum 157 gram kırmızı boyayı, işte 227 gram yeşil ve 135 gram mavi boyayı karıştırırsanız aşağı yukarı buna benzer bir renk çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Denemedim ama şeffaflık da arkasının görünmesi. Biraz şeffaf yaptığımda bu rengi arkası görünecek. Arkasında da o yaptığımız desen var. O güzel olmadı. Ben bunu biraz, evet, rengi biraz daha kahverengi sarıya çevirdim. Çünkü ekran üzerindeki diğer nesnelerimiz de yeşil tonlarında olduğu için nesneler kayboluyor. Şunu kapatalım ikisini de. Evet. Daha kolay şekilde bu sefer. Ekranı nesneleri dağıtıyorum. Evet, oyun üzerinde biraz daha oynuyorum. Şekillendiriyorum oyunu. Tabii bu bir sadece bir taslak, bir çizim. Burada kafamda düşündüğüm, yapmak istediğim oyunun bir görseli sadece. Buradan
oyunu yaparken faydalanacağız. Ne olarak? Boyutlar olarak, nesnelerin yerleşimi olarak, bunu HTML ve CSS'de çizerken taslaktan faydalanacağız. Hem de kafamızdakini görmemiz açısından oyunun bittiğinde nasıl olacağı ile ilgili elimizde bir görsel olmuş olacak. Şimdi kelebek ok tuşlarıyla sağ ok tuşuna basıldığında sağa dönüp bir birim ilerleyecek. Şurada bazı şeyler yazmıştım. Yukarıya bir bar yapacağız. Kelebeğin açlık, tokluk durumunu gösteren. Kelebek bir elmanın ya da bir çiçeğin üzerine gelip beslendiğinde açlık, tokluk barı çiçeğin veya elmanın sahip olduğu besin değerine göre artacak. Bununla birlikte kelebeğin yol kat etmesi, harita içerisinde ilerlemesi, bir birim ilerlemesi açlık göstergesinde bir birim düşmeye sebep olacak. Artık eğer yemek yemeden çok fazla ilerleyip bütün barı tüketirse kelebek, oyun bitebilir. Bunlar kurallar. Bunları tek tek yazacağız. Programlamaya geçtiğimiz zaman yazacağız. Şu an taslak kafamızda planlıyoruz. Nasıl yapabiliriz diye. Haritada rastgele görünmez tuzaklar olacak. Oyunun zorlaşması için ağaç, taş ve duvarlardan geçilemiyor. Kelebek oralardan geçemiyor. Onların çevresinden dolaşmak zorunda. Ve kelebek burada karnını doyurup anahtarı aldıktan sonra kapıdan çıkıp gidebilecek. Şu an bir kapı yok ama kapı da ekleyeceğiz. Bir tane kapı ekleyelim hatta. İkon galeriden. Şuradan bir kapı ikonu bulalım. Bize uygun bir kapı. Şu olabilir mi? Ya da şu. Şunu bir deneyelim. Bağlantıyı farklı kaydet. Door. Gelelim buraya. Zaten açıktı galiba. Açıktı. Şunu silelim. Door'u ekleyelim buraya. Anahtarı aldıktan sonra şuradaki bir duvarı kaldıralım, oraya kapıyı koyalım. Çimlerin üzerinden geçilebiliyor. Evet, tasarlamak istediğimiz oyun bu şekilde şu anda. Şu anda eklediğimiz nesneleri oyunun gerçeğinde rastgele olarak ekleyebiliriz. Hikayemizde
kelebeğin açlığının, tokluğunun bir bar ile gösterilmesi vardı. Şuraya yapalım o barı. Şuradan 100 piksel genişliğinde 20 piksel 16 piksel yüksekliğinde beyaz beyaz kenarlığı siyah olan kenarlığı 2 piksel kalınlığında olsun. Kenarlığı 2 piksel kalınlığında ve düz çizgi olsun. Duvar olduğu için görünmüyor. Şeffaflık vermiştik. Bu şeffaflığı kaldırıyoruz. Şeffaf olmasın. Biraz daha ince olabilir. Dört olsun. Genişliği 100 yerine 200 yapsak. Daha kullanışlı olacak. Bir tane de metin ekleyelim. Durum diyelim ona da. Bir piksel. Beyaz ve kalın olsun. Bununla biraz ilgileneyim ben. Buraya yazı yazmak yerine bir kalp resmi bulup ekledim. Barı da kenarını siyah yapmak yerine beyaz yaptım. Bir de yine bar için şuradan bunu seçip kopyala, düzen, yerine yapıştır, küçült, canın durumunu göstermek için kenarlık rengi yok. Kenarlık rengi beyaz olsun yine. Fill kırmızı olacak. Canın durumunu göstermek için. Şunu da küçültelim biraz. Ok tuşlarıyla istediğimiz yere getirelim. Yükseklik. Şunu kaldıralım. 8 piksel. Yaparsak. Biraz uzatırsak. Kısaltalım. Evet, bu şekilde. Çiçek ve elmalardan besin aldıkça bu artacak. Harita içerisinde gezdikçe azalacak. Bir de
eğer anahtarı alırsak, anahtarı aldığımıza dair şu yukarıda bir anahtar görünecek. Şu gridleri de artık kaldırıp son haline bakalım. Gridleri düzenlemek için koymuştuk. Her bir grid 32 piksel boyutundaydı. 32x32 kare nesneleri yerleştirmek için gridleri koyduk. Visible'ını kaldırırsak, evet, şu anda taslağımızın son hali bu şekilde. Bir sonraki adımlarda bunu HTML ve CSS ile bir web sayfasında açılacak şekilde, web sayfası değil, tarayıcı, bir tarayıcı içerisinde açılacak şekilde tasarlayıp sonra da bu koyduğumuz kuralların işlemesi için gereken kodları yazmaya çalışacağız. Videonun altında soru sorabilirsiniz. Eksik bir kısım olabilir. Öneride bulunabilirsiniz. Şu şekilde anlatılsaydı daha iyi anlardık diye. Ben elimden geldiği kadar çok fazla da ayrıntıya girmek istemedim. Kullanmayacağımız konularda ayrıntıya girmemeye çalıştım. Amacım oyunu yapabilecek kadar ihtiyacımız olan bilgiyi aktarmak. Şu anda bu noktaya geldik. Elimizde bir taslak var.